Herkese merhaba. Bugün sizlere Ali Ertuğrul TV'nin başlattığı BTS'i Türkiye'ye getirme projesi hakkında konuşmak istiyorum ve sizlere biraz olsun Kore Savaşı hakkında bilgiler de vermek isterim. O halde videomuza devam edelim. Evet bu projenin adı BTS Türkiye projesi ama bu videonun asıl amacı BTS'i ya da başka K-pop gruplarını Türkiye'ye getirmek değil Korelileri biraz olsun tarihleri hakkında bilinçlendirmek. Eğer bu video işe yararsa Türkiye'deki konser gelirleri başlanacak ve her ARMY'nin hayali gerçek olacak. Bence zaten BTS Türk insanı tanırsa adım gibi Türk insan seveceğinden eminim. Şimdi ise bize nasıl bir görev düşüyor derseniz bizim görevimiz bu videoyu beğenip 3-5 kez 1 dakika bile olsa izlemek. Videoyu trendlere taşımak ve bu sayede BTS'in videoyu görmesini sağlayacağız. Gördüğü zaman zaten otomatik bir şekilde Kore altyazısı açılacağı için ve inşallah bizi fark edecekler. Bu projede bir Kore gazisi de bize yardımcı olacak. Önderimiz olacak. O savaşta dökülen kanlarımız en sonunda helal olacak. 25 Haziran 1950 tarihinde Çin ve Sovyetler Birliği ile Kuzey Kore ve ABD destekli Güney Kore arasında başladı. Yani Güney Kore'ye Amerika destek bile olmadı o zamanlar onlara düşman oldu. Güney Kore'nin bazı askerlerini bile şehit ettiler, öldürdüler. Peki neden böyle bir savaş çıktı? Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki soğuk savaşın bir ürünü olarak Kore iki ayrı bir devlet haline geldi. Çin ve Sovyet, Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de topraklarını ilerleyerek işgal etmesiyle başladı. Seoul kendi dört taraftan el değiştirdi ve savaşın son iki yılı 38. dp hattı ile yıpranan, yıpranmaya başlayan savaş Kuzey Kore'yi çok ağır bombalar altında kaldırdı. Türkiye, TBMM'nin onayı olmadan önce Kore Savaşı için asker gönderdi. Dönemin Demokratik Parti tehdidine karşı NATO'ya katılabilme fırsatıydı bu. Tuğ General Tahsin Yazıcı emrindeki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 as subay, 4414 erbaşı ve erden oluşan 1. Türk Tugayı 17 Eylül 1950 tarihinde ana ekip limana ulaştı. Türk güçleri bir süre cephe gerisinde kalan komünist insanlarla uğraştı. 10 Kasım 1950 tarihinde ise Türk güçleri Tayagu'dan ayrıldı. 24 Kasım 1950'de ise Çin askerleriyle cephe arkasında sınmayı başardı. Kore Savaşı 27 Temmuz 1953'te Panmunjom Ateşkes Antlaşması ile sona erdi. Antlaşmaya göre kuzey ve güney Kore'yi ayıran Kore Tarafsız Bölgesi oluşturuldu. Nisan 2018'de Kuzey ve Kore liderleri Kore Tarafsız Bölgesini bir araya getirerek resmen savaşı bitirmiş oldu. Koreli gazimiz Mahmut Akan'ın da dediği gibi Koreliler ve Türkler kan kardeşidir. Birbirimizi sevmeliyiz ve birbirimizi korumalıyız. Her zaman birbirimizin yanında olmalıyız.